I haven't been able to find any more on Agul, though my resources are a bit limited. Professor? Where the hell are you? Ooh, doing a stretch of 5 to 10. Apparently the authorities frown on selling meth to college students. Yeah, apparently. You need to hang up that computer call. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. Herkese tekrardan selam. Ben Emir. Bugün Deniz 1 ile alakalı ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Hani hangi meyveyi kullanmanız gerektiğini ve neleri almanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi ilk olarak size şunu baştan söyleyeyim. Bu denizdeki en güçlü meyve ışık meyvesi. Size şuradan göstereyim ışık meyvesini. Neredeydi? Heh, burada. Şimdi bu ışık meyvesi neden çok iyi biliyor musunuz? Skill'leri falan hani tam böyle kasılmak için güzel ve elinizde bir tane kılıç gibi, ya gerçi kılıç değil de mızrak gibi bir şey geliyor. O yüzden ışık meyvesi gerçekten güzel bir meyve. Yani ama sadece deniz bir için. Tabii ben kendi hesabımı kasarken ta max level olana kadar ışık meyvesini kullandım. Sebebi de şuydu, ben oyuna ilk başladığım vakitlerde hiçbir şey bilmiyordum. Hani o yüzden zaten max level olmam benim bayağı uzun sürdü, onu baştan söyleyeyim. Hani çünkü sadece ışıkla oynadığım için ve belli bir yerden sonra NPC'lerin de takileri olduğu için kasılamıyorsunuz. Yani bayağı zor kasılıyorsunuz. Ben maalesef bilmiyordum hani oyunda şöyle güzel bir meyvenin olduğunu. Size o zaman şimdi şu şekilde anlatayım. Işık meyvesi bu denizdeki en iyi meyve. Çünkü bu deniz çok öyle şey istemiyor. Hani işte bu da ol, uzaktan vur falan istemiyor. Hani logiyen bir meyve bile yeseniz oluyor ama size önerim yine tabii ki de ışığı yemeniz. Çünkü dark yerseniz hani iyi hoş ama kılıç oynamanız gerekir. Çünkü skill'lerini falan açmak ve oynamak çok kolay değil. Onu baştan söyleyeyim. Buz gene iyidir. Hani düşük şey için. Ateş de aynı şekilde. Şimdi size tavsiyem ilk öncelikle şu. Şurada şey vardı ya. Ormana gidiyorsunuz. Ormanda genelde burada meyve bırakıyorlar. Şimdi buraya geldiniz, tamam mı? Bak burası 20 level'da açılan bir yer. Buraya geldiğiniz vakit buraya genelde meyve falan bırakıyorlar. Hani dumandır falan, işte ne bileyim, bazı meyveleri. Ama sizi ilgilendiren şey mesela, bak ışık almış. Sizi ilgilendiren olay şu. Logian bir meyve yemezseniz bunlar size hasar vurur. Nerede mesela, bak maymun. Mesela bak bana şu an bu hasar vuruyor. Ama mesela ben şu an Logian olsaydım bu bana hasar falan vuramayacaktı. Ama Logian yediğiniz için bosslar size hasar şey yapabiliyor, vurabiliyor. Hani bosslarda öyle bir kural yok. Level'ınız 200 level olduğu vakit, tamam bak 200 level olduğunuz vakit burada bir tane boss var. Ben bekleyip boss'u size gösteririm spamlandığı vakit. Bu boss size Sayer adında bir tane kılıç var. Bunu veriyor %100 bir şekilde, ama bunun bir puzzle var. Puzzle'ı tabii ki de şu an göstermeyeceğim. Çünkü puzzle için yeni bir hesap açıp göstermem daha güzel olur. Yani o hesapta olduğu için. Bu arada biraz da galiba pingim var ama neyse. Kılıç bu ve bunun V1'i var ve V2'si var. Bende tabii ki şu an V2. V2 bu arada nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız onu da Saber'ı alırken gösteririm. Yorumları o yüzden belirtin. Hani Saber'da göster diye. Şimdi bunu almak için 200 level oldunuz, tamam. Puzzle'ını yaptınız. Bunu bir arkadaşınızla keserseniz daha güzel olur. Buradaki adamdan meyve almak için leveliniz 50 olması lazım. Ama size şu şekilde göstereyim. Şimdi bu size buradaki meyvelerden birini veriyor, ama bak sizi eğer ki hangisiydi? Şöyle göstereyim. Şimdi Buda falan çıkarsa hemen yemeyin. Çünkü Buda genelde ilk başta çok kötüdür, onu baştan söyleyeyim. Bunlar çıkarsa hiçbirini sakın. Çünkü bak ben dün de gördüm, öbürsü günde bu denizde geldiğim vakit çok görüyorum. Özellikle Türklerde niyeyse bilmiyorum ama
Hani çok fazlasıyla şu meyveleri yiyorsunuz. Yani bunları yemeyin mesela. Geçen gün mamut yemiş birini gördüm. Hani skillerini tamam meyveyi seviyor olabilirsiniz ama kasılmak için bu meyveler harbi çok kötü. Yani öyle böyle kötü ki anlatamam. Şimdi tek bir şey açıyorsunuz çünkü bunlar masterileri çok fazla istiyor. Yani hemen açılmıyor skilleriniz. Bayağı bekliyorsunuz. NPC'leri kesmek için de çok bekliyorsunuz. Yani o yüzden size tavsiyem şu. Siz bu arada bu şekilde meyve şey yapmanıza gerek yok yani. Dileniyorlar ama ben şu an meyve açamıyorum zaten. Şimdi ben ilk başta duman yedim, tamam mı? Duman güzel. Yani logia olduğu için güzel. Ama diyelim size hiçbiri çıkmadı. İşte duman gelmedi, şey gelmedi. Ne yiyebilirim diyorsunuz. İlk baştaki o NPC'ler bu arada meyve gelmiş. Bu arada meyve ilk başlangıçta çıkmış ya. Bu arada istiyorsanız bu meyvenin spamlandığı yerleri de gösterebilirim. Ben de zaten radar olduğu için çok şey olmuyor. Yani zorlanmıyorum. Meyvenin spam olduğu yerleri de gösterebilirim ama bunu yorumlarda belirttim. Mesela şu an spike çıkmış. Bu spike çöp, onu baştan söyleyeyim. Baya kötü bu. Şimdi sizin bir sonraki yeriniz burası. Niye size şimdi bir tane meyve önereceğim ama sakın bir şey demeyin çünkü ben apaçık söyleyeyim. Bu şekilde yapmıştım. Aldım hesaplarımı. Şimdi bak mesela Diamond demiş. Yani Diamond yenmemesi gereken bir şey. Çünkü Diamond güzel değil. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi. Çok boş yaptım ya gene. İlk olarak mesela bunlar kılıç kullanıyor. Ben eğer ki şimdi gidip çok yersem eğer ki çok neredeydi? Hı. Eğer ki çok yerseniz bu kılıç kullanırsa hiçbir şekilde vuramıyor. Tabii gene bosslar vuruyor ama bunlar vuramıyor. Bunlar size vuramadığı için de çok rahat kasılabiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde hasar yiyemiyorsunuz yani çok oynadığınız için. Ve size şöyle söyleyeyim, oyunda bayağı bir ileriki şeylerde hep kılıç kullananlar var. Mesela bunlar da size hiçbir şekilde vuramıyor. Sonra bir sonraki ada neresiydi? Yanılmıyorsam piramitli yer olması gerekiyordu. Şöyle aynı. Mesela buradakiler de şey kullanıyor, kılıç kullanıyor. Bakın, kılıç kullanıyorlar. O yüzden size ilk baştaki tavsiyem chop yerseniz daha güzel olur. Daha sonrasında da light yerseniz daha iyi olur. Çünkü Logia'nın şimdi şöyle bir olay var. Siz Logia'sınız ama bunlardan gene birkaç level hani yüksek olmanız lazım ki bunlar size vuramaz. Yoksa bunlar size gene hasar vuruyor. Yani ve bu her adda artıyor. Yani mesela bir adda 10 level bunlardan fazla olun diyor. Ya da başka adda 20 olun diyor. Buradaki de galiba Saber'ı mı almayı deniyor? Leveli kaçmış ki? Aynen. Saber'ı deniyor herhalde. Şimdi mesela bundan sonraki adı da yanlışım yoksa şeyler olması gerekiyordu. Kara gidiyorsunuz. Tabii karda birazcık sıkıntılı bir olay var. Sadece buradakiler kılıç kullanıyor. Hani mesela kardan sonra şey yiyebilirsiniz. Bir tane Logia yiyebilirsiniz. Light olur, başka bir şey olur. Ama en azından 100 level olana kadar çöp sizi taşıyor. Onu baştan söyleyeyim. Hatta daha sonrasında taşıyor ama bunlar size vurabiliyor maalesef ki kılıç kullanmıyorlar. Şimdi burada bir tane NPC var. Bundan sizin almanız gereken şey Aura. Aura sizin hasarınızı arttırır ve Logia olan adamları vurabilirsiniz. Haki yani. Şu J'ye basınca açılan Haki. Bu. Tabi bu size ilk başta siyah olacak, onu söyleyeyim. Bendeki şu an renkli hali. Renk sizde varsa bu şekilde şuradan şey yapabiliyorsunuz. Şimdi sizi bir de ikinci ilgilendirecek olan şey Air Jump. Air Jump 10.000'di galiba, aynen 10.000, bu da 25.000'di. Bu çok pahalı, bu 100.000. Bunu şu an almanıza gerek yok. Hani buna boşuna para vermiyor çünkü kullanmıyorsunuz. Bu da şu R'ye bastığınız vakit bu. TP atıyorsunuz. Aura ile jump alın sadece çünkü jump size bayağı şey yapıyor çünkü bir şekilde böyle zıplayabiliyorsunuz. Bossları bu şekilde bug'a falan sokabilirsiniz mesela şu şekilde. Mesela vurdum. O geliyor ama bana mesela vuramayacak. Yani bossları bu şekilde kesebilirsiniz. Ve bu skill atıyormuş ama neyse. Bu şekilde buradan mesela şöyle skillerinizi şey yapabilirsiniz. Sallayabilirsiniz. Tepede bir tane
Haki satan bir adam var. Şu Kenaki. E'ye bastığınız vakit açılan bir haki var. Bu haki de yine aynı şekilde çok önemli. Bunu almak için ne kadar para istiyordu? Ya 500 bin istiyordu ya da 750 bin istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şu an ekranınızdan koyarım fiyatını. Bunu almanız gerekiyor. Bunu çünkü alırsanız düşmanlara fake atabiliyorsunuz şu şekilde. Böyle mesela fake atabiliyorsunuz. Dod geliyor her şeyi. Yani kasılmak için daha rahat olur. Evet şu an grafikleri falan fulledim. Full bir şekilde şu an Cursed Reaper'ın şeyini görüyorsunuz. Efektini görüyorsunuz. Ben bunu size göstermeyi unutmuştum. O yüzden şu an gösteriyorum. Ya şu an oyundaki zaten herhalde en güçlü büyü bu, onu baştan söyleyeyim. Kıskanın ya biraz bakın. Neyse. Ama şaka maka bayağı şekil. Grafikleri fulleyince. Ve benim bilgisayar bayağı zorlanıyor ama neyse. O yüzden size şunu söyleyeyim. Oyunda gidip de sakın eşek gibi yemeyin diğer meyveleri. Hani size şu an portal üstü bir meyve gelirse saklayın hani. Elinize tutun çünkü Deniz 2'ye gittikten sonrasında o meyveler bayağı bir değerleniyor. Yani bu arada bu söylediğim taktikleri de bir kez eğer ki inanmıyorsanız ben size şöyle söyleyeyim. Benim toplamda 3 tane kastım hesap var. Kendi hesabımı çok uzun sürede kastım, onu baştan söyleyeyim. İkinci hesabı çok kısa sürede kastım. 5 gün falan sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Sonra üçüncü hesabımı da toplam 3 günde mi ne yaptım? V4'ler de dahil buna. Hani V4 bir de neydi? Kenaki V2 yapma. Ve full haki alma. Hani bunlar da dahil 3 gün içinde. Eğer ki istiyorsanız bir tane seri yapabilirim. Tekrardan bir hesap açıp size gösterebilirim. Yani en rahat kasılacağınız bölgelerde hangi yerler diye. Çünkü benim yaptığım çok güzel bir taktik var. Yani size onu gösteririm. Tabii şu an göstermeyeceğim. İstiyorsanız yorumlara belirtin, gösteririm. Yeni bir hesap açıp. Kaydı açık bırakırım. Bir saat falan kasarım ve zaten görürsünüz yani. Bir de ikinci bir diğer şey ise şu. Oyunda kodlar var. Kodları şimdi bazı arkadaşlar çok erken giriyorsunuz. Kodları girmeyin. Kodlar size bayağı bir şey yardımcı oluyor. Yani iki kat tecrübe kazanıyorsunuz. Her yaptığınız görevde ve bu mükemmel bir şey ama kodları mesela ben kendi hesabımda çok erken girdim. Gittim eşek gibi 20 levelli kodları girdim. Yani kodları sakın girmeyin. Hani kodları mesela gireceğiniz bazı bölgeler var. Çünkü bazı bölgeleri kasmak çok zor. Size ayrı bir video atarım o şekilde eğer ki istiyorsunuz. Kodları mesela ben akıllıca girdim. Ve o şekilde 3 günde hesabı direkt fulledim yani her şeyiyle. Hani o yüzden size önerim kodları sakın girmeyin. Hani bir arkadaşınız derse oğlum kodları gir oğlum çok rahat kasılır sakın girin. Çünkü daha bunun ikinci denizi var, üçüncü denizi var. Hani kasmak için o kodlar nimet gibi bir şey yani. O yüzden kodları hemen girmeyin. Arada da aylık kod falan geliyor, yeni kod. Onları mesela süreli kod oldukları için onları girebilirsiniz. Ama diğerlerini sakın ellemeyin. Bu arada testleri çıkmış. Mesela bu da bir tane kılıç düşürüyor. Kılıcı iyidir. Ama Saber daha iyi, onu baştan söyleyeyim. Saber zaten bu denizdeki en güçlü kılıç olarak geçiyor. Yani hem beleş alınan bir şey hem de bayağı bir hasar vuruyor kılıç olarak. Para kasılma taktiği istiyorsanız hani diyeceksiniz ki şimdi ben nasıl para kasacağım bu kadar kolay. Deniz 1 için para kasma taktiği bossları sadece kesmektir ama Deniz 3'teyseniz eğer ki bir para kasma taktiği yaparım. Çünkü yeni bir taktik çıktı artık. Hani benim o eskiden eski kanalda çektiğim taktik öldü. Onu baştan söyleyeyim. Sadece hani boss kes. Hani hızlı hızlı boss kesip şey yapmak taktiği öldü. Çünkü Leviant geldiği için artık hani para kasmak çok da sıkıntı değil, onu baştan söyleyeyim. Bayağı kolay para kasabiliyorsunuz. Yani bir günde 10 milyon bile kasarsınız yani. O da sadece hani 2 saat oynama aynı. Öyle düşünün. Yani bayağı kolaylaştı. İstiyorsanız yorumlara yazın. Ben çekerim aynı şekilde. Benim zaten param bayağı azaldı.
Yani ben anlamadım. Para niye bu kadar çok gitti? Meyve açmak çok pahalı. 500 bin falan istiyor yani. 2 meyve 1 milyon. Bu arada sizde diyelim Buda falan yoksa şu şekilde yapabilirsiniz. Paranızı eğer ki sizde light varsa ve yediyseniz paranızı hiçbir şekilde harcamayın. Şu para var ya, bunu hiçbir şekilde harcamayın. Çünkü harcarsınız baya patlarsınız. Paranızı ilk önce Buda alabilmek için 1,2 milyon para kasın. Şunu da bari keseyim. Adama yardım edelim. Şimdi Buda'nın değeri 1,2 milyon. Tabi göremiyorum ben de şey olduğu için. Buda'yı almak için parayı kasın. Sonra parayı harcamayın. Hiçbir şekilde parayı harcamayın. Parayı eğer ki harcarsanız hani Buda genelde haftada bir kere stoğa garanti geliyor. Hani stok peşinde koşabilirsiniz çünkü stokta genelde Buda geliyor. Hatta bazen arka arkaya geldi olabiliyor yani. Ama haftada en azından bir kere garanti geliyor yani stoğa. Bu arada yılbaşına özel bir turnuva falan yapabilirim. Hani eğer ki diyorsanız ben max level'im ve PvP şey için iyiyim falan diyorsanız turnuva yapabilirim. Kazanana artık meyve falan veririz herhalde. İstiyorsanız yorumlara falan yazın yani. Alım yaparız oradan. Hani şey yapın. Ben istiyorum falan yazın. Yılbaşı günü turnuva yaparız yani. Belki erken de şey yapabiliriz bilmiyorum. Bir gün erken de yapabiliriz turnuva. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.